Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Canlarım benim. Rabbim öncelikle her şeyin sağlıklısını ve güzelini nasip etsin. Her şeyin güzelini bilen yalnız Allah'tır. Rabbim her zaman yolunuzu aydınlık ve açık eylesin. Fikir sahibi eylesin sizi. Evet, bugün ne bakacağız? Bugün size deseseç yapacağım. Video başlığımız seni unuttu mu? Duyguları gerçek mi? Ne yapacak? Yani bu durum ne olacak? Aranızda neler yaşanacak? Plan gibi. Hani planı nedir? Detaylı bir bakım yapacağım size. İki tane destemiz var. Destelerimizi böyle yakından göstereceğim size. Şöyle yaptım. İki tane destemiz var. Biri şefkatli bağlılıklar, biri kalp tutan erkek. Böyle birkaç saniye tutayım. Herkes güzelce odaklansın. Hangisi senin dikkatini daha çok çekiyorsa, hangisi kalbine, gönlüne yatıyorsa onu seçebilirsin canım. İsteyen bir deste seçebilir. İsteyen birini kendine, birini aklındaki kişiye seçebilir. İsteyen kafasında iki kişi varsa birini birine, diğerini ona seçebilir. İsteyen de ikisini de dinler, üzerine uyanı alır. Çünkü sonuçta bu bir genel açılımdır. Kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır. Deste seçte amacım bu genel açılımı biraz daha, bir tık daha bireyselleştirmek gibi. Özel bakım tadında, özel bakım kıvamında bir bakım yapacağım size. Gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklamaya çalışacağım canlarım. Eğer karşınıza çıktıysam, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Demek ki buradan alacağın bir mesaj var ki karşına çıkmışım diye düşüneceksin. Hiçbir zaman tesadüflere inanmadım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ikinci destemi kenara çekiyorum canlar. İkinci destemi kenara çekiyorum. Ve ilk destemle bakımımıza başlıyoruz. Şefkatli bağlılıklar. Şefkatli bağlılıklarla başladım. Şöyle şuraya bırakacağım. Enerjisi de geçmiş olsun bize. Tamam mı? Bize değil, size. Heh, şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi öncelikle ilk destemizi seçen kişi. İlk destemizi seçen kişi. Seni unuttu mu? Duyguları gerçek mi? Ne yapacak? Bugünkü taşlarımız yeşillere büründük. Yeşim taşı ve kan taşıdır. Yeşim taşında çok mükemmel enerjisini çok seviyorum. Bu taş kan taşı, olağanüstü negatif enerjiyi parçalamak, resmen parçalamak, yani def etmek için kullanılır. Enerjimizi bozmadan isteyen kişiler taşları özelden yazabilir. Şimdi ilk destemizle bakımıza başlıyoruz. Seni unuttu mu? Duyguları gerçek mi? Ne yapacak? Hareket eder mi yani? Adım atar mı gibisinden. Niyetimizi ettik, odaklandık. Önce ilk desteği seçen kişi, aklındaki kişinin bir enerjisine bakacağım. Bakalım enerjisinde neler var. Tamam mı canlarım? Bu arada arkadaşlar, benim iki kanalım var. Bilmeyenler için söylüyorum. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2. Her iki kanaldan da video paylaşmaya çalışıyorum. Herkes izleyebilir. Yani burada video paylaşmadıysam diğer tarafta paylaşıyorum demektir, bilginize. Sizi çok seviyorum. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun canlarım benim. Güzellikler sizi bulsun inşallah. Biliyorum beni mutluyken izleyen insanlar da var. Gözü yaşlı izleyen insanlar da var. Canı sıtkın bir çare arayıp izleyen insanlar da var. Rabbim her zaman mutlu izleyenlerden eylesin. Canlarım benim. Gözü yaşlı izleyenlere Rabbim şifalar versin. Sevinç gözyaşları olsun inşallah. Ne diyeyim, gerçekten siz üzüldüğünüz zaman ben de üzülüyorum. Bunu hissedebiliyorum gerçekten son dönemlerde. Evet, çok ciddi olarak özel bakımlarda da videoların altına yazdıklarınız, yorumda da hiç açıcı şeyler görmüyorum. Allah ıslah etsin hepimizi.
Allah hepimizin gözünü açsın, doğru yola yönelsin. Ne diyeyim artık? Şimdi bakalım. İlk destemize bir bakalım ne dedi. Pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak. Mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Aklımızdaki kişi duygusal birisidir. Çok yorgun olduğunu gösteriyor. Pes etme, artık yıldım, yani bıktım gibisinden. Bu hayatından da bıkmışlık olabilir. Veya seninle arasında olan enerjiden de bıkmışlık olabilir. Ama bununla sınanmak diyor. Yani ne harekete geçebilip kesin bir karara varmak, ne de senden vazgeçme enerjisini görmedim. Yani bu arafta kalan bir enerji. Oysa ki ben çok bir şey istemiyorum. Ruhsal derinlik nedir? Duygusal birisidir. Kaygısız bir karakter değil. Yani düştüğünüz durum ve hayatında olan olumsuzluklar veya aranızda yaşanan olumsuzluklar veya her ne varsa, o onu gerçekten düşündürüyor. Daha derin düşünen bir enerji, duygusal bir enerjini çıkardı. Burada ne diyor? Kararsızlık, bak burada da çıkardı aynı şeyi. Pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak. Ne demek bu? Hayatındaki olumsuzluklar veya seninle arasındaki olan enerjiden gerçekten yorulmuş veya hayatı onu, hayatında olan enerji onu yormuş olarak gösteriyor. Ama burada senden vazgeçmek demiyor. Bununla sınanmak. Yani sen benim sınavım mısın gibisinden. Bir kararsızlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Kendine karşı çok kaba davranan, her zaman kendini suçlayan bir enerjiden bahsediyor. Yani öncelikle bunu söyleyeyim ben size. Herkes için geçerlidir. Benim için de geçerlidir. Kendini sevmeyen insanı kimse sevmez. Önce bir kendini seveceksin. İyinle kötünle, yani bütün iyi huylarına da kötü huylarına da barışman gerekiyor. Ha, tabii ki insan kötü huylarını törpüleyebilir mi? Valla törpülüyor yani. Bunu yapabiliriz. Hepimiz yapıyoruz. Kimse melek değil. Herkesin yanlışları vardır. Ama buradaki enerji kendine karşı da kızgın. Kendine de kızıyor. İtibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Bak çok ciddi bir sınav içerisinde olduğunun farkındasın değil mi? Kibire kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol, en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin, dosdoğru yaparsan ruhunu yükseltirsin. Şimdi burada ne diyor biliyor musun? Biraz kendinde bir özgüven problemi yaşayan kişidir. Kararsız ve cesaretsiz biridir. Çoğunlukla duygusal biri olduğunu gösteriyor ama bazı insanlar düştüğü zaman kalkamıyor ya, böyle bir karakterdir. Burada da kendine kızdığını gösteriyor. Neden? Bunu gösterdi. Ama şey olarak, hani enerji olarak bana kötü bir enerji yansıtmadı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi beybiler, kartımıza açalım, başlayalım. Canlarım benim. Bakalım neler çıkacak. Ay. Şimdi dur. Seni unuttu mu? Duyguları gerçek mi? Ne yapacak? Haydi bakalım. Niyetimizi ettik. Şefkatli bağlılıklar destemizle yorumumuza başlıyoruz. Umarım her şey güzel çıkar. Ben de size güzel şeyler anlatırım, değil mi? Hadi bakalım. Denge. Güzel karttır denge. Ay, aman da bir de yılan olmasa ne güzel olur. Yılan olmasın hayatımızda. Olmasın. Birbirimize karşı güzel duygular besleyelim. Ya lütfen. Neden böyleyiz biz yahu? Ne oldu bize? Nerede bizim insanlığımız? Nerede bizim merhametimiz? Yılan çıkmasın ya. Sevmiyorum şu yılanı. Kurnazlık. Düşman demektir. Ay, büyü ve blokaj. Şaka gibi. Ay çok şükür. Bak bu son çıkan kart içime suyu serpti. Benim için son kart önemlidir kardeşim. Son kart güzel olsun. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Seni unuttu mu? Duyguları gerçek mi? Seni unuttuğunu pek sanmıyorum ama. Bu çıkan kartla şuraya bakar mısın canım? Ay, bunalımlar. Hadi konuşmayacağım, tamam. Ben kartları açarken konuşmayacağım diyorum. Yine dilim durmuyor. Kusura bakmayın. Sessiz kalacağım. Arkadaşlar, gördüğüm her şeyin her versiyonunu anlatacağım, tamam mı?
Her versiyonunu. Çünkü beni bekarlar izliyor, evliler izliyor, üstü ilişkide olanlar izliyor, erkek izliyor, kadın izliyor. Onun için ben her versiyonu anlatacağım size canlarım. Bu bireysel bakım için 0531-278-0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Şimdi canlarım benim. Ne destesi seçeceğimi düşünüyorum. Buraya bırakmıştım aslında. Heh, burada. Bir bakalım bu desteden de seçeceğim. Çünkü bu desteyi çok seviyorum. Çok da güzel enerjisi var bu destenin. Şimdi bakalım. Ne diyorduk? Özel bakım için 0531-278-0729 numaralı WhatsApp hattından Derya Hanım'a ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar, bizim ismimizi çok kullanan kişiler var. Sizin söylediğinizi biliyorum da ben değil de sizden gelenlerden, sizin gelen mesajlardan biliyorum. Onun için tek bir iletişim numaramız var bizim. Bilginiz olsun. Bak ben size söylüyorum. Tek bir iletişim numaramız var. 0531-278-0729. Oradan WhatsApp'tan asistanıma yazabilirsiniz. Evet. Şimdi canlarım benim. Güzel. Şöyle bir çıkardı kartlarımızı. Şimdi bir kalbindeki mesajı da çekeceğim. Bakalım kalbindeki mesaj. Kafamıza takılan bir şey olursa tabii ki tarotu soracağım. Aa, bu desteden çekmedim. Çok özür dilerim. Ben bu desteyi de çok aşırı seviyorum. Bir bakalım ki genel bir bakalım güzelce ne değil mi? Kılıç. Savaş. Niye savaşıyorsunuz barış varken? Anlamadım. Savaşmayın. Evet. Evet. Şimdi kalbindeki mesajı da çekip hemencik yoruma geçeceğiz canlar. Kalbindeki mesajın nedir? Kalbinde ne var? Onu bir çekelim. 3 tane kart çekeceğim. Şöyle 1 2 3. Tamam. Şimdi yorumlayalım. Benim bakım şeklimi bilenler biliyor. Kafamıza takılan bir şey olursa tabii ki tarota soracağım. Takılmazsa sormayız. Hadi bakalım. Kalbim bebeğinim karma karışık dedi. Yani burada bir belirsizlik, bir kararsızlık var. Zaten ilk çıkan enerji kartlarında hatırlarsanız orada da bir kararsızlık olduğunu söyledi tarot size. Kalbim bebeğinim karma karışık. Bu arada çok yoğunum, kendime bile ayıracak zamanım yok. Yani kendine bir havalara sokmuş olan, kendini bir tık geri çekmiş olan, sanki bahane mi buluyor? Şimdi içeriğine baktığında göreceğiz. İlgi ve alakada biraz geri çekilme, soğuk enerji, yani çok yoğunum diyor, çalışıyorum diyor. Kendime bile ayıracak zamanım yok. İnsan birini gerçekten seviyorsa eğer, bunun için söylemiyorum, genel söylüyorum. İki eli kanda bile olsa sana yine iletir, iletişim kurar yani. Bu bir bahane. Benim düşündüğüm. Yani ben sevmiyorum böyle şeyleri. Çok yoğunum da kendime bile arayacak zamanım yok. Beklentilerini karşılayabilir miyim bilemiyorum. Hatırlarsanız ilk çıkan enerji kartlarında bir özgüven problemini içinde bulunduğu durumun içerisinde cebelleştiğini size söyledim. Aynı şeyi gösteriyor. Görüyor musunuz? Bunun Türkçe ismi korkaklık. Demeyelim de. Ya bir çaresizlik, anlatabiliyor muyum? Cesaretsizlik diyelim. Yani biraz kibar olalım, ne yapalım artık. Şimdi bakımıza geçelim. Denge kartı, tutkulu birliktelik, tılsım ağası. Buradaki enerji de sakin bir dönem içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Tamamen koptuğunu göstermiyor ilişkide. Sakin bir dönem, duygularını ve mantığın arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Yani ben seni tamamen unutmadım ama şu anda bir düşünme aşamasındayım. Mantık ve duygu arasında kalmış olan bir enerjiyi gösterdi sana karşı. Unuttuğunu gösterirse eğer bu kartı çıkarmazdı. Ve burada sakinliğin sana
zafer kazandıracak diyor. Yani onun kafasında ve senin enerjinde sakin kalmanızı öneriyor kart. Sessiz ve sakin kalman, beklemen gerekiyor diyor. Enerji olarak aranızdaki duygu bağının koptuğunu kesinlikle göstermiyor. Kafasından sildi attı mı? Hayır. Unuttu mu? Yine hayır. Tutkulu bir birliktelik tılsımı alsa sana gönlüm kapım açıktır. Ama ben şu anda düşünüyorum diyor. Kendimi bir şeye geri çekmişim. Mantığımla duygum arasında ikilemde kalmışım diyor. Ama sana açığım diyor. Yani hamle yapmak istemiyorum şu anda düşünüyorum. Karar verememişim. Ama kapım da sana açık dedi. Tutkulu birliktelik. Yani aranızdaki tutkunu mükemmel gösterdi. Sevgi tutku mükemmel. Şimdi diyeceksiniz ki seviyorsa neden uzak? Bunu hep şeyde görüyorum. Bak videoların altında yorumlarda görüyorum. Haklısınız. Dengesiz. Yani bir insan seviyorsa neden uzaklaşıyor? Bu da bir soru yani. Neden uzaklaşırsın? Eğer beni seviyorsa neden kaçıyorsun benden? Dengesiz çünkü kararsız biri, kararsız. Konu ilişkide sadece aşk değil. He, ben seni seviyorum. Sonuç bana eylem lazım. Bana bunu göstermen lazım, değil mi? Herkes bir dengesiz vallahi. Burada ne var gördün? Arkadaşın diye arkandan iş çevirme, kurnazlık yapan bir düşman. Yakındaki düşman, strateji ve manipülasyon diyor. Ama bunu sen zekanla çözeceksin diyor. Bu kişinin kim olduğunun açığa çıkması. Aklındaki kişi de sana karşı böyle manipülasyon yapabilir. Bunu fark etme. Bunun açığa çıkması da olabilir. Çok sıcak biliyor musunuz? Fena sıcak. Bunu da gösteriyor olabilir. Bu aklındaki kişinin kurnaz olacağını hiç sanmıyorum. Kurnazlık var da yılan olamaz yani. Çünkü çıkan ilk enerji kartlarını hatırlatırsam size biraz toy demeyelim de biraz çekimsel ve duygusal bir karakter olduğunu gösteriyor. Bu farklı bir kişidir. Aranızda olan bir düşman olabilir. Kesinlikle. Şu kartın çirkinliğine bakar mısın enerjinin? Seni baskı altında tutmaya çalışan bir enerji ve burada aranızda bak bu kişinin sebebiyet vermesiyle beraber çıkan bir savaş ve kavgadan bahsediyor. Bunalım kılıç dokuzlusu ve yıkım yani bir çaresizlik içerisinde içten içe eriyen ikiniz için de geçerlidir. İçten içe eriyen bir enerjiyi gösterdi arkadaşlar ve burada savaş, karma ve kaos içerisinde bunalım. Bunalıma sebebiyet veren enerji. Şimdi bunun iki açıklaması var. İkisini de anlatacağım size. Herkes üzerine uyan alsın tabii ki. Buradaki enerji de ilk versiyon. Bu kişinin sana karşı yapmış olduğu bir kurnazlığın ortaya ve açığa çıkması. Yani kurnazlık nedir? Senden bir şey saklamış. Arkandan iş çevirmiş. Bunu gösteriyor olabilir. Bundan mütevellit. Bunun fark edilmesiyle aranızda yaşanan tartışma ve kaostan bir bunalım söz konusu. İkinci versiyon aranızda bir düşman olduğunu gösteriyor. Arkandan iş çeviren birisinden bahsediyor. Senden ona ondan sana laf taşıyan birisi de olabilir. Bu enerjide aranızın bozulması ve birinin size müdahale etmesinden mütevellit. Sanki bak tarot kartlarında bir yıkılan kule var ya, yıkılan kule. Bu da onun gibi bir enerjide. Bu farklı bir destedir ama yani hoş olmayan bir durumun içerisinde savaş, karma ve kaosun içerisine girmiş olduğunuzu gösteriyor ve seni çok bunalıma sokmuş. Yani bunun iki versiyonun ikisini de açıkladım size. Gerçekten beklemediğin bir durumdan bahsediyor ve burada seni uykusuz geceler, depresyon, problemlerin içerisinde gösterdi. Ve bu durumla alakalı ikinizi de aynı şekilde gösteriyor ve bir savaş, bir tartışma yaşandığı burada aşikar. Açık açık gösterdi yani. Bu yılanların gözü çıksın. Ha, beddua ediyormuşum. Ama ne yapayım vallahi? Olmasın yılanlar hayatımızda. Buraya bakar mısın? Aslında bunu senin fark etmen ve fark ettiğini ve sezdiğini gösteriyor. Bak bu durumlar ilgili de sana arkasını dönmüş. Güven problemi yaşanmış aranızda. Görüyor musun? Güven problemi yaşamış.
Ve burada iletişim kurma isteğini ikilemde kaldı. Çekicilik ve farkındalığı gösterdi. Bak bu ikinizin de yeni arjisinde ne var biliyor musunuz? Aslında bak bu kişi kararsız. Bunu ben size söyledim. İki kapı var burada görüyor musun? Biri iki kapı. İki kapı ne demek? Kararsız kalma. Hangi yolu seçeceğini bilmiyor ama senin çekiciliğin ve fedakarlığın fark edilmen bunun farkındadır. Ve ikinizin de yeni arjisinde ne kadar olumsuzluklar yaşanırsa yaşansın dediğinde sezgisel güçleriniz ve aranızdaki enerji de biz tekrar barışırız enerjisini gösteriyor. Bunun senden kopacağını görmüyorum ama yine kararsız. Karar verip seninle iletişim kurması var mı? Güncel enerjide ama arkası sana dönük. Entrika ve tatlılığını kullanarak seni kandırmış da olabilir bak. Bu da olabilir. Yani ilişkide netlik görmüyorum. Hep ikilem, hep ikilem. Yani bir tane kart demiyor bunu. Farklı destelerden birkaç deste çektim. Hepsinde aynı şeyi gösteriyor. Ama burada senin de onun da sana karşı bir şeyi var. Tutkusunu gösterdi. Burada da gösterdi. Burada da gösteriyor. Çekicilik ve fark edilme. Sen çok sağlam bir tutku var aranızda. Şu anda sana arkası dönük. İletişimde sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Arayıp aramamakta ikilemde kaldığını gösteriyor. Son dönemlerde sana karşı soğuk enerji yansıttığını gösteriyor. Ama dediğim gibi senden emin de birisidir. Güveniyor sana. Çünkü sen ona aşık olduğunu, senin onu sevdiğinden emin olduğunu gösteriyor. Çünkü görü ve sezgiler. Bak çok zeki birisini gösteriyor. Ve devam edelim. Şimdi bu kartları alacağım. Alabilirsem tabii ki. Şimdi burada desteğe ihtiyacı olan birisini gösteriyor veya burada şifa. Ay çok güzel. Burada sana adım atma enerjisini gösteriyor. Arkadaşın ve aile desteğiyle sıkıntılardan kurtulma, maddi ve manevi şifalanmadan bahsediyor. Ben size demin söyledim ya bu biraz şey bir karakter. Hani düştüğünde kalkamayan, biraz hayatının zorluklarından kolay kolay çıkamayan, yani çözüm bulmakta zorlanan bir karakter olduğunu gösterdi. Desteğe ihtiyacı olduğunu, sanki bir toparlayacağını ve bir kılıç alsa yola çıkma, destek. Benim desteğe ihtiyacım var. Aile ve iş çevresi, iş arkadaşlarından bir destek alacağını gösteriyor. Sana yol yapması var mı? Var. Evet, barış yolu var mı? Kesinlikle var. Çünkü şifam sende diyor. Görüyor musun? Bu barış demektir. Sana karşı tutkumun, sevgimin bitmediğini gösteriyor. Benim düşüncemde, aklımda sen varsın diyor. Biraz desteğe ve yardıma ihtiyacım var. Düştüğüm bu bunalımın veya bu olumsuzluğun içerisinden çıkıp karar vermemekte zorlanması belki de hayatında olan kötü şeyler de olabilir. Çıkmazda olması ve hayatını düzene sokması, maddi olarak gücü yetmediği şeyler olabilir. Belki işin peşinden koşuyordur, kendini düzeltmeye çalışıyordur. Bu da olabilir. Kendini geri çekmişliğinden ama gerçekten bir destek alacağını, destek aldıktan sonra sana yol yapması var. Barış yolundan bahsediyor ve şifam sende diyor. Yani ben senin de şifalanmak istiyorum. Ama sana haksızlık yapmış mı? Evet, yapmış olduğunu gösteriyor. Yapmayın birbirinize bunları, canlarım benim. Şimdi burada ne var? Para. Para, para, para. Para yönünden biraz sıkıntılar yaşayamış olabilir veya yaşıyor da olabilir. Birine para kaptırmış olabilir veya işiyle alakalı gerçekten yoğun çalışıyor olabilir. Kendi kendini bir batırmış da olabilir. Tekrar nedir iflas etme, tekrar toparlamaya çalışan ve gerçekten de zorlandığını gösterir ve tek başına mücadele ediyor. Bu kişiyle ilgili yakın zamanda bir haber alma enerjisini mutlu eden haberi çıkardı. Yani seni unuttu mu sorusunun altında yatan, kesinlikle seni unuttuğunu görmüyorum. Bunu geçelim. Duyguları gerçek mi? Duygularının da gerçek olduğunu gösteriyor ama burada ikilemde kararsızlıklar var. Onun bir bitiş bittikten sonra onun üzerinden tekrar geçeceğim. Ama bu kişiden kesinlikle sana mutlu eden bir haber, bir iletişim, bir mesaj, bir yol yapma ve bundan yakın dönemde bir haber çıkacağı keskin. Şimdi burada ne var? Burada senden sakladığı başka bir yüzü daha olduğunu gösteriyor. Yani dediğim gibi bak burada açıkladım ben size iki versiyon. Ya hayatında başka bir senden sakladığı başka bir şey veya bir yalan konusu belki de
Kararsız kaldığından veya seni kendinden uzaklaştırmak istememesi, sana yanlış, yalan ve habersiz bir şey yapması da olabilir. Bunu gösterir. Senden sakladığı başka bir yüzü ve başka bir şey olduğunu, konuşmak istemediğinizi de gösteren bir kart olabilir bu. Veya duygusal olarak birbirinize çok güzel bağlarınız var ama anlaşamadığınızı gösterir. Ben böyle çiftleri çok gördüm. Gerçekten çok aşıklar, çok seviyorlar ama anlaşamadıklarını gösterir. Yani duyguda problem yok, anlaşamıyorsun. Bu çok ciddi bir sıkıntı gerçekten. Ama bazen hiçbir şey eşit değildir hayatta. Şimdi bir şey mesela duygu çok yüksekse, sevgi çok yüksekse, anlaşamazlığın biraz fedakarlık yaparsan bunu düzeltebilirsin diye düşünüyorum. Ama seni çok sevdiğini gösteriyor. Kesinlikle seni unuttuğunu görmüyorum. Senin onu beklediğini de biliyor. Anlaşamamazlığınız, aranızda tartışmaların yaşandığı biraz keyfi bir enerji, anlatabiliyor muyum? Sorumluluktan kaçan birisidir. Yani elini taşın altına koymuyor kardeşim. Ben sevmiyorum böyle insanları ya. Ya varsın ya yoksun. Anlatabiliyor muyum? Ama bu tatlı dille gittikten sonra dönüşünde seni her seferinde ikna etmeyi becerebilen bir enerjiyi gösterdi. Sevgi var, tutku var, aşk var ama anlaşamadığınızı gösteriyor. Sen Ankara diyorsun, o Konya diyor. Böyle bir enerjiyi gösterdim. Tamam, devam edelim. Wow, sen oysa ki burada dişil, ona çok aşık, onunla evlilik isteği veya beraber yürütebileceğin bir enerji olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Ve buradaki enerji de aile kurma isteği, kupa ağası, severek hemen hazır dişil, onunla aile kurma isteğiyle burada beklentisi de odur. Yani bana somut adımlarla gel, bana somut şeylerle gel. Bunu bekliyor. Bakalım beklentisini alabilecek mi? Hayırlıysa alırsın. Burada dişinin enerjisini temiz, tertemiz, aile kupa ağası ve beklentide olduğunu gösteriyor. Bekliyor yani. Bunu bekliyor aslında ondan. Şunu şöyle yukarıya koyalım mı? Gerçekleşsin diye. Şöyle buraya koyalım. İnşallah gerçek olur ya. Ne yapayım ben de? Sizin için öyle kalsın. Arkadaşlar, Allah'ım evlere şenlik, bir blokaj ve büyüden bahsetti. Bunun üzerindeki halsizlik, tembellik, iştah problemi, ruhsal problemlerinin yaşanması, aranızda olan negatif enerji ve mesafeyi, özellikle bak balık, balığı çıkardı. Bu kişinin enerjisi balık olabilir. Burcu ve yükselen burcu, ama burçlara odaklanmayalım. Kararsızlık demektir balık. Balık demek kararsızlık demektir. Balığı elinle tutamazsın. Kesinlikle suda hiç balığı elinizle tutabiliyor musunuz? Kaygandır. Kayar gider. Yani bu kararsızlığın verdiği bir enerjidir. Burada üzerinde olan negatif enerjiden bahsediyor ve çok güçlü bir dişil enerji çıkardı. Çünkü baş rahibe çıkardı. Baş rahibe genellikle sahiplenen bir enerjidir. Yaş olarak bu kişiden büyük olabilir. Bu aileden biri de olabilir, hayatında birisi de olabilir. Her iki versiyonu anlatıyorum size. Ve burada dikkat etmesi, bak kartın uyarısı var. Siyah ayna, uyarı kartıdır bu. Uyarı veriyor. Bunun belirsizliği, bunun sana karşı soğuk davranmasının üzerinde yatan bu baş rahibe çok sağlam bir enerji ve büyü ve blokaj görüyor musunuz? Allah ıslah etsin. Ve ondan dolayı bunun negatif enerji yanan bir kişi, yayan bir kişi ve bunun dengesini, bunun kimyasını bozan da, aranızdaki enerjiyi bozan da, bak hatırlatayım size, burada da şey çıktı ya, bir yılan. Ben açıkladım size, dedim ya bu sana bir yalan söylemiştir ya da aranızda bir yılan var. İşte bu yılan bu yılandır. Gördün mü çıkan kartı? Bundan bahsediyor ve uyarı veriyor kart. Dikkat etmen gerekiyor diyor. İşaretlere dikkat et diyor. Yani burada sana net mesaj veriyor. Bunun üzerinde bunun sevgisi, ilgisi ve senden kopması nedir bu son durum, yaşanan bu son durumdaki enerjide kararsızlığı, bir kişi ve büyü ve blokajdan bahsetti arkadaşlar. Evet, çocukların sesinden kafam şişti. Valla dışarıdan gelen sesleri duyuyorsanız kusura bakmayın. Bak bundan dolayı diyor, bu büyü ve blokajdan mütevellit, kendini geri çekmiş ve kararsızlığa şey olmuş, kararsızlığa düşmüş olduğunu gösteriyor. Sanki uzaklaşmış olduğunu gösteriyor. Görüyor musun? Yer değişimi.
Böyle tenha, yani yalnız kaldığını gösteriyor. Duygusal boşlukta olduğunu, kara kara düşünüyor. Yani bildiğin donmuş. Hareket edemiyor hiçbir şekilde. Ve şifalanması icap eder bu kişinin. Bunu gösterdi. Burada ne var? Buradaki enerjide kılıç beşlisi, pişmanlığı var. Aslında yuva kurma isteği, seninle beraber olmak ona mutluluk veriyor. Çatı ne diyor? Evdeki olaylardan bahsedilen saygı görme, seninle bir yuva kurma isteği. Çünkü çatı demek yuva demektir. Seninle geçirdiği enerjide beraber olduğunuz günleri kesinlikle unutmuş olduğunu göstermiyor. Ve gerçekten ikinizin de acı çekmesi ve burada gördüğünüz zarar ve negatif enerjinin ikinize de zarar verdiğini gösteriyor. Sadece sana değil, bak bunu gösteriyor. Pişmanlığı var mı? Kesinlikle var. Peki şimdi bak, bunu böyle bırakmayacağım, bu desteği. Bir şey daha soracağım bu desteğe. Ne olacak bu durum? Ne yapacak? Tamam mı? Baş edemiyor işte, anlatabiliyor muyum? Baş edemediğini gösteriyor. 7 kart çekeceğim. Ne olacak bu durum? Kararsız, hala kararsız. Sonuç. Tamam. Evet. Şimdi gördün mü aşkım? Bu yıkımın üzerine tılsım onlusu gelişi var. Ama bu yıkım kaçınılmaz bir yıkımdır. Kendi kararıyla, kendi isteğiyle ben bu ilişkiyi yürütemiyorum. Ben çok kararsızım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Enerjisi de yapılmış bitişin üzerine, yıkılan kule. Bitiş. Kararlı bitiş diyor. Yani sen beklemiyorsun bunun geri döneceğini filan. Bir bitiş. Yaşanmış olan bitişin üzerine tılsım onlusu. 2, 4, 5, 7 kart dedim. Bir kart daha çekeceğim. Ve kadersel değişimler. Hiç merak etme, kadersel değişim üzerine bir kart açmakta zorunda kalacağım. Kadersel değişimin üzerine ne çıkardı? Adım atma. Değnek altılısı. Şimdi arkadaşlar, bu her şeyden güçlü ve kuvvetli Rabbimdir yalnız. Ben bunu her şeyden. Yapılmış olan negatif enerjiden mütevellit aranızda yıkım yaşandığı aşikar. Ve bu yıkımı da kendisi yapmış ha. Bak, kendi isteğiyle, yani kendi kararıyla. Ben böyle arada bir derede kalıyorum, yürütemiyorum. İşte bahaneler üreterek, işim çoktur, işte odur budur. Sana karşı soğuk davranışlarına zaten belli. Seni ben susturamayacağım, seni beklentilerini karşılamayacağım diye bahane bularak aranızda yaşanan yıkımın üzerine bir dönüşüm var. Tılsım onlusu. Bu kişi seni kesinlikle unutmuş olduğunu görmüyorum. Veya bu ilişkinin bitmiş olduğunu da göstermedi kart. Değnek altı, kader çarkı, aranızda bir kadersel değişim. Bu kadersel değişimi de hava su dönemini gösteriyor. Yani önümüzdeki hava su dönemi nedir? Yengeç dönemi var. Bir de aslan dönemi var. Ağustos Temmuz arasındaki dönem işaret ediyor. Ağustos'a kadar olan süre işaret ediyor aslında kart. Ki ikizler dönemi de dahil. Çünkü kader çarkı ikizlerin kartıdır. Bunu da söyleyeyim size. Yani bu dönemlerde Ağustos'a kadar olan sürede bir eylem, bir hareketlenme olacağını gösteriyor kart. Bu büyü ve blokajdan Allah'ım herkesi korusun arkadaşlar. Bu pislik işlerle uğraşan kişileri de Allah ıslah etsin. Ben, biliyor musunuz, bunlar hepsi cahillikten. Aslında onun vebalını, günahını bilse inan ki yapmaz. Yapmaz yani. Kim yapar? Kim bile bile günah işler. Allah kimse işlemez diye düşünüyorum ama bilmiyorum ben de. Neyse. Şimdi ikinci destemize geçeceğiz. Birinci deste güzel çıkardı. Yani blokaj ve büyü dışında bir problem görmedim. Tamam, can yakıcı şeyler var. Tabii biraz ilgisizlik, alakasızlık, arkası dönmüşlük var ama Allah'ın izniyle bu düzelmeyecek bir şey değil dedi kart. Şimdi ikinci destemize geçiyoruz. Kalp tutan erkek. Kalp tutan erkeği de şöyle koyalım, enerjimizi alalım aşkım. Güzelce, hem de masamız güzel gözüksün, değil mi? Bu aşağı mı düştü? Biraz yukarı itsem mi? Heh, tamam. Şimdi canlarım benim. İlk destemiz demişim. Kalp tutan erkek destesinin seçen kişiler için önce aklındaki kişinin bir enerjisine bakacağım. Yolunuz, kapınız açık olsun inşallah. Güzel ve mutlu haberler alın inşallah. Sevdiğinize kavuşun inşallah. Sevmek çok güzeldir gerçekten. Hadi bakalım, niyetimizi ettik.
Sevmek güzeldir ama sevilmek daha güzeldir. Evet, sevilmek daha güzeldir. Biraz bencil olacağım ama sevilmek daha güzeldir canım. Kadın ne ister? Kadın şımartılmak ister. Bu çok güzel bir şey. Duygusal olarak şımartılmak ister. Aslında biz küçük şeylerle de, tabii istisnalar vardır. Herkes %100 böyle değil ama kadın şımartılmak ister ya, ufak şeylerle de mutlu olabilecek kadınlar var yani, çok var. Mesela ben küçük şeylerle de mutlu olabiliyorum. Eminim kadınların çoğunlukla erkeklerden duygu beklentisi. Biz çok naif karakterleriz. Duygusalızdır. Tabii istisnalar vardır. Herkes melek değil, her zaman söylüyorum ama işte bir kadın ne ister ki? Bir kadın aşk ister, mutluluk ister. Daha ne ister? Onu da verelim. Sevgili erkekler, yapmayalım. Yani kadınlar için de geçerlidir, erkekler için de. Bak, beni arayan, bireysel arayan erkeklerin de çoğu kadınlardan şikayetçi olan erkekler de var. Allah ıslah etsin. Gerçekten var yani. Hepimiz böyle, ben tek kadınlar için konuşmuyorum. Rabbim hepimizi doğru yola yönelsin. Şimdi ikinci desteğe bakacağız. Bakalım. Kadersel değişimler yaptıklarından yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okut konutlarla ilgili. Şimdi bir su içeceğim. Kadersel değişim dedi. Yaptıklarımızdan yola çıkarak, ama diyor farkındaysan. Yaptıklarımızdan yola çıkarak hayat üzerindeki etkisi inşallah güzel bir değişimdir. Bir bakalım burada ne diyor. Evet, başlangıç dedi. Çok iyi. Bak, gördün mü? Kadersel değişimin üzerine başlangıç. Yani diyor ki, eğer bu kişiyle aranızda ayrılık yaşandıysa, onun enerjisinde bir bitiş yaşandıysa, kadersel değişimle aranızda tekrar bir barışın olacağını gösterdi ve ilişkinin bitişini göstermiyor. Tekrar başlangıç dedi. Güzel. Genişleme. Genişleme ne demek arkadaşlar? Yeni sözleşme. Bak, görüyor musun enerjisini? Yaklaştırayım kartın. Yeni sözleşme yapabilirsin. Genişleme evlilik olabilir. Barış olabilir. Aileyle tanışma olabilir. Seni çevresine sokma olabilir. Ortak iş yapma olabilir. Her konuda bunu gösterdim. Bolluğu kucakla. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Buradaki enerji de olumlama söylüyor ama şanslı bir dönem. Sanki onun kendi enerjisiyle, bu kuvveti muhtemel koç olabilir bu kişi. Koç ve yükselen koç, ama sadece burçlara odaklanmayalım. Buradaki enerji de çok şanslı bir dönemin gelişi ve çok güçlü, keskin kararlı ve bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Aranızdaki şans değişimi, kadersel değişim dedi ve bolluğu kucakla, şansın açık dedi. Çok güzel. Ve genişleme dedi. Ay, inşallah evlilik teklif alırsın yani. Genişleme demek, tekrar ediyorum, bitmiş olan ilişkide tekrar başlangıçla genişleme seni ailesinin içerisine sokabilir, tanıştırabilir, eğer sen bunu istediysen. Sonra seni arkadaş çevresine sokabilir veya bir evlilik teklif alabilirsiniz veya ortak iş yapabilirsiniz. Daha genişleme de başka da nasıl oluyor? Şimdi beybiler, bakalım bakalım. İkinci desteği seçen kişi. Bakalım, seni unuttu mu? Duyguları gerçek mi? Ne yapacak? Eylemi var mı yani? Bir bakalım. Niyetimizi ettik, odaklandık. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun öncelikle. Öncelikle Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Wow, aşka bakar mıyız? Aşka bakar mıyız? Evet, şimdi konuşmayacağım. Kendimi zorluyorum ama dayanamıyorum. Bir şey diyeceğim. Şimdi canlarım benim. Bu kişinin biraz sarsıntısı olduğunu gösteriyor. Psikolojik sarsıntı. Anladın mı? Biraz çocuksu, belki de çocukluktan kalma psikolojik sarsıntı da olma ihtimali yüksek. Ama özlemi var mı? Var. Sevgisi var mı? Var. Bazen tatlı tatlı biri oluyor, bazen de zehir gibi birisi oluyor. Bunu gösteriyor kart. Şimdi bakalım. Şimdi hiç konuşmayayım. Konuşmasa güzel olacaktı. İşte duramıyorum. Niyetimizi ettik. Bakalım arkadaşlar. Sana, seni unuttu mu? Duyguları gerçek mi? Ne yapacak? Hadi bakalım. Arkadaşlar, bu bir genel açılımdır. Benim kupa kraliçem. Bu bir genel açılımdır.
Dediğim gibi gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklayacağım. Bireysel bakım için 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Canlarım benim, bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Ben enerjisini aldığım kişiye bakmayı seviyorum arkadaşım. Yani seviyorum. Görmem lazım bu kişiyi. Görüntülü bakım yapmayı seviyorum. Herkesin tercihine saygı duyuyorum. Bu da benim tercihim. Tamam mı? Şimdi canlar. Ne diyecektim? Şimdi bak kafamıza bir şey takılan bir şey olursa tarotu soracağım. Şimdi diğer kartlarımızı seçeceğim. Bakalım ama güzel çıktı bak. Kupa Kraliçesi ile Aziz'i çıkardı ilk. Bunlar çok güzel kartlar canlar. Çok güzel gerçekten. Umarım devamı da güzel gelir. İkinci ay kartını çıkardı şaka gibi. Kaygılı bir beraberlik. Tamam. İkinci çocuk kartıdır bak. Burada da çocuk kartını çıkardı bana ama. Işığım sensin dedir. Güzel 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 zamana ihtiyacınız var. O da güzel olsun. Olsun da zamana ihtiyacı olsun da yine olsun. Güzel. Akıl ve mantık kullanması gereken bir enerjiyi çıkardı. Mantıklı hareket etmem gerekiyor diyor, tamam mı? Ve burada enerji olarak ilk çıkan kartları da size hatırlatırsam aranızda bir bitiş kesinlikle göstermedi. Ve şimdi içeriğine bakacağım. Güzel çıksın ya. Vallahi güzel çıksın. Biraz egoist birisidir. Egosu çok tavan. Yine gizli düşmanlar. Ya sabır ya selamet. Yahu sizinle Allah, milletin işi gücü yok, hep birbiriyle mi uğraşıyor? Allah, bir tane daha çıkaracağım. Çokça dua ediyor canım benim. Dualarını Rabbim kabul etsin. Bu desteği seçen kişi aşırı dua ediyor. Dualarını Allah kabul etsin. Tamam, bir bakalım. İlk çıkan fedakar kupa kraliçesini çıkardı. Çok aşık. Suyun enerjisi. Yengeç balık akrep olma ihtimali yüksek. Veya yükselen burcu yengeç balık akrep olan birisinin enerjisidir. Diğer taraftan çok duygusal birisinin, aşık birisinin enerjisini gösterir bu. Bir tane daha çekelim mi? Tamam. Evet. Şimdi kalbindeki mesaj çekeceğim. Kalbindeki mesaj çekeceğim. Bakalım sana karşı kalbinde ne var? Hadi bakalım. 1 2, şöyle 3 diyelim. En köşeden çektim. Tamam. Kafamıza takılan bir şey olursa tarota yine soracağım. Çıkmaz bir sokaktayım. Yolumu kaybettim. Aramak istiyorum ama korkuyorum. Her şey yolunda gidiyor. Mutluyum, huzurluyum. Çelişkiye bakar mısın? Bu kişinin hayatında bir olumsuzluk var. Senden korktuğunu gösteriyor. Neden? Ona kart bak, daha başlamadan bir kart açacağım. Her şey yolunda geliyor, mutluyum, huzurluyum havası yansıtıyor olabilir sana ama oysa ki öyle değil. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu kaybettim, aramak istiyorum ama korkuyorum dedi. Ben sana söyleyeyim, neden çıkmaz sokakta, neden korkuyor? 3 tane bir kart çekip bunu açıklayıp hemen bakıma geçeceğim çünkü kafama takıldı. 1 2 3. Kupa prensi, kupa dörtlüsü, değnek ikilisi. Şimdi burada sana yansıttığı enerjide bir ayrılık yaşanmış. Aranızda bir ayrılık söz konusudur. Seni seviyor ama burada sana güven vermediği için, değnek ikilisi, kararsız kaldığı için bir bitiş yaşanmış olduğunu gösteriyor. Belki de sen buna resti çekmişsin. İstediğim gibi gelirsin, isteklerimi verirsin ya da istemiyorum bu ilişkiyi, bana ait ol enerjisi. Kupa prensinin sana duyguları var ama sahiplenme duygusunu zor. Sahiplenme duygusunu sıkıntı gösteriyor. Yani bu ne demek? Sahiplenme demek tamam, ben sendeyim duygusal olarak ama kupa prensi mesela burada kupa kralı olsaydı kesin kararlıdır. Sahiplenme bu demek. Hayatımda sadece sen varsın. Seninle devam etmek istiyorum. Sahiplenmek budur. Benim gözümdeki, benim enerjimdeki sahiplenmek. Ama
Burada neden korktuğunu gösteriyor. Kendisi uzaklaşmış olduğunu gösteriyor. Sana net bir cevap vermemiş. Değnek ikilisi. Belki de sen somut bir cevap istemişsin bundan. Ya gelirsin tamamen beni seçersin ya da ben bu ilişkiyi istemiyorum yani senin sevgini ne yapayım kuru kuru sevgiyi ve ayrılıktan sonra korkusunu bundan yana gösteriyor kararsız bir de kararlı olsalar şaşıracağım yemin ederim hep kararsız hep kararsız ondan mütevellit korktuğunu gösteriyor aslında seni seviyor bak görüyorsun seni seviyor ama korkuyor adım atmaya bakalım ne olacak. Kupa kraliçesi. Sen de bunu seviyorsun. Buradaki enerjide bireysel özgürlük nedir? Ben senden yana kendi kararlarımla hareket eden birisiyim diyor dişil için. Canlarım ezan okundu diye videoyu yarım kesmek durumunda kaldım. Ezana saygımız sonsuz. Evet, şimdi buradaki enerjide kendine güvenen, duygusuna güvenen, özgürce, iradesiyle senle beraber olan bir dişil enerji var. Diyor ki, ben yalnızım, ben seni bekliyorum ve senin kendi kararınla bekliyorum. Hep ben çaba gösterecek değilim. Ben sana gereken her şeyi yaptım. Duyguda, saygıda hiçbir kusur etmedim. Seninle güzel vakit geçirdik, çok güzel anlaşıyoruz. Onun için burada beklentiye geçmiş olan bir dişil enerjiyi gösteriyor. Aşık ve beklentiye geçmiş olan bir dişil. Hareket etmiyor. Seviyorum seni, sendeyim, sana sadığım, hiçbir harekette bulunmuyorum ama seni bekliyorum diyor. Artık ben çaba göstermekten yoruldum, yeter artık. Bu sefer senden bekleyeceğim artık enerjisinde olan bir dişil var. Güzel mi? Güzel ama seviyor. Sevgisini gösterdi. Buradaki ego benim dikkatimi çekti. Egoya bakar mısın? Şimdi ego işin içine ego girince aslında bu kişi sana aşık, azizi gösterdi. Hoşgörülü davranan, olgun bir karakteri gösterdi. Gerçekten olgun birisidir. Aziz toprağın enerjisini daha yüksek gösterir Aziz'de. Toprak enerjisi, yani boğa başak oğlak yükselen boğa başak özellikle boğa olma ihtimali yüksek ama direkt burçlara odaklanmayalım. Aziz hoşgörülü davranan, olgun davranan, kimsenin zarar görmesini istemeyen, düşünerek mantıkla hareket eden, aynı zamanda da aşkla başlayan bir enerji, aşık olmuş olduğunu gösteriyor. Düşündüğün kişi de seni seviyor dedi. Burada erelin de dişiline karşı boş olduğunu göstermiyor. Ama mutsuz ve üzgün. Neden yana üzgün biliyor musun? Ego var. Ego, eşitlilik ve gurur. İnsanı mahveder bu eşitlilik ve gurur fazla olunca. Tabii herkesin gurur olması lazım. Gurursuz insan hiçbir şeydir benim için. Ama yeterince olması lazım. Şimdi burada sessizliğe, burada kendime zarar vereyim. Ne var? Gururum var. Böyle bir şeyi sevmiyorum ben. Ama burada hoşgörülü davranan Aziz, kimsenin zarar görmesini istemeyen Aziz, kesinlikle seninle ilişkinin bitişini göstermedi Aziz'de. Seni unuttuğunu da keza göstermiyor. Buradaki ay kartı her zaman duyguyu temsil eden bir karttır. Düşünüyor yani özellikle ay ve güneşin farkını ben size bir videomda daha açıklamıştım. Ay duyguyu temsil eder, güneş yakıcı bir enerjidir. Tamam aydınlanma demektir ama ay daha derindir, daha duygusaldır. Duygusal olarak daha kaygı yapar, içinde düşünür, dışarıya belli etmez düşüncelerini, fikirlerini, aşkını, sevgisini hep içinde yaşar. Ama kesinlikle şuraya bakar mısın şu güzelliğe? Kesinlikle sana aşık bir enerjiyi gösteriyor. Bunu gösterdi ama egolu birisi. Ego fena. Devam edelim. Bir üzüntü var dedi. Aranızda gizli düşmanlar ve üzüntü. Aman bu düşmanlar da olmasın ya. Vallahi olmasın. Açığa çıkmış bir düşmandan bahsediyor. Kabuğuna çekilmiş olan bir enerji var karşınızda. Sanki bir sessizlik var. Kabuğuna çekilmiş. Terk edilme korkusu. Biraz bilinç altında bunu sana kesinlikle belli etmek istemeyen birisidir ama terk edilme korkusuyla yalnızlığa çekilmiş bir enerjiyi gösterdi. Kuvvetli muhtemel bunun psikolojik gerginliği, sarsıntısı, geçmişten çocukluktan kalan bir travması, aldatılmış olabilir, ihanete uğramış olabilir,
Bir korku, hep bir kaygı yaşadığını, bak ikinci ay kartını çıkartıyor ve kara kara düşündüğünü gösteriyor. Şu anda yalnız olduğunu, yalnızlıkla geri çekildiğini gösteriyor. Duygusal olarak sanki kendine de zarar verdiğini, sana aşık ama kendine de zarar verdiğini gösteriyor. Aslında derinlere inersek diyor, aranızda gizli düşmanlarımın olduğunu da gösteriyor. Bir yılan var burada, onun hayatını karartmış olan. Birer birer yakmakta olan, sanki duygusal olarak yakmakta olan bir üzüntü, onun içini kemiren, bir onu belki de hayatını karartmış olan, psikolojik olarak germiş olan bir enerjiden mütevellit, yalnızlığa çekilmiş olan birisidir. Çok fazla haşır neşir olmayı sevmeyen, içinde çeken, içinde taşıyan, duygusunu, sevgisini belli etmeyen veya hayatında olan bu üzüntünün kaynağı nedir, onu kimseye açık vermeden kendi problemini kendisi çözmeye çalışan ve derin düşünen. Bak, farkındaysanız ilk çıkan enerji kartında da aynı şeyi gösterdi. Felsefik yaklaşımlar ve derin düşünen bir enerjiyi çıkarmıştı size. Bu da sizi üzüyor olarak gösteriyor. Yani bunun yaptığı enerjide de senin düşüncen, sen bana ilgi ve alaka göstermiyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Derdini neden bana anlatmıyorsun? Enerjisi sizi üzüyor olarak gösteriyor. Bir üzüntüsü var bunun. Geçmişten kalan bir üzüntü de olabilir. Evet, devam edelim. Şimdi bu kartlara bakacağım. Bakalım burada ne var? Şimdi bak, yine aynı şeyi gösteriyor, görüyor musun? Şimdi bak bak bak, burada çıkan enerji burada da aynısını gösterdi. Hastalık nedir? Sağlıkla ilgili problemler, çocukluktan gelen psikolojik travmalar, bugüne taşınması. Bak, bu da olabilir. Ve burada onu soğuk düşünceye, soğuk enerjiye bürümüş olan veya çocukla ilgili kaygıları olan veya çocukluktan gelen bir gerginliği, bir problem olan birisini gösterdi. Şimdi bunun kafasında, düşüncesinde artık bunun bir karar vermesi lazım olduğunu, belki de bunun hayatında olan çocuğu ile ilgili de sınav verdiğini gösteriyor. Çünkü kaygı ve üzüntünün üzerine, hastalık ve psikolojik sebebin üzerine, dediğim gibi ya çocukluktan gelme bir travması vardır, ya da çocukla ilgili problemi vardır. Takıntısı, belki de çocuğu vardır, ondan ayrı kalmıştır, göremiyordur. Belki de evlidir, sana karşı duygusu, sevgisi var ama çocuğundan vazgeçemiyordur. Kuvvetle muhtemel bunlardan biridir. Buradaki enerji de kendini toparlamaya çalışan ve sanki, bak, burada sana yansıtmadığı bir enerji yansıtacağını da gösteriyor. Yani tamamen duygusu, sevgisi sendedir ama bu travmayı aşması gerekiyor. Ve buradaki enerji de değişim, düğün, evlilik gibi parasal konularla ilgili gelişmeler dedi. Hadi inşallah, inşallah bunu gösterdi arkadaşlar. Olmasın hastalık, olmasın negatif enerji. Ve buradaki enerji de çocukla ilgili problemi ve çocukluktan gelen travmalarının üzerine sanki çok düştüğünü, bununla ilgili çok çalışma yaptığını ve bu durumdan çıkma isteğini gösteriyor. Tabii ki sana karşı da olması gerekeni yapacağını gösterdi. Buradaki imparatrice ve şaşıracak bir gelişme var dedi. İmparatrice ne yapıyor? Belki de bunun bir erkek arkadaşı, aranızda üçüncü kişi demeyelim de, arkadaş olarak üçüncü kişi diyelim, senin bundan haber aldığın, onunla aranda köprü olmaya çalışan bir erkek, buradaki enerjide sana iyi görünüp de ona senin dolduruşuna getiren veya aranıza giren bir enerjiyi, erkek enerjisi gösterdi. Bir erkek dedi. Dediğim gibi bu üçüncü kişi olabilir veya aranızdaki köprü olarak güvendiğin onun bir arkadaşıdır. Senin de tanıdığın birisidir. Ve bu durumda ondan aldığın enerjinin fark edildiğini ve bu kişi sana yanlış haber getirdiğini veya bu kişiyle ilgili bir şeyler sezdiğini, farkına vardığını gösteriyor. Yani bu kişi negatif enerji sergiliyor, aranızı bozmaya çalışıyor ve bunu sen fark etmişsin. Sen, dediğim imparatrice, dişinin fark ettiğini gösteriyor ve tamamen geri çekilmiş ve kızgınlığı, aranızda bir kişinin de sorunu yüzünden de tartışma yaşanmış olabilir. Bir erkek bu. Şaşıracağın bir gelişme var. Onun çevresinde olan bir enerji de olabilir, ortak tanıdığınız birisi de olabilir ama bu kişi bir erkek. Şaşıracağınız bir gelişme var. Bakalım nedir bu gelişme? Evet, çözüm.
Çözümü senin bulacağını gösteriyor. Çözüm aileyle ilgili de problemleri var. Bu çözümü ailesiyle bir konuşma yaparak veya ailesinde olan olumsuzlukla ilgili veya ailesiyle irtibata geçerek bir çözüm bulacağını gösteriyor. Senin yardımına ihtiyacı olan birisidir bu. Sen olmadan bir şey yapamayacağını gösteriyor. Gelişme nedir? Genişleme. Seninle ilgili ailesini tanıştırma. Dediğim gibi ondan sana gelecek olan bir gelişme var. Gelişmeni belki de aranızdaki ilişkiyi açığa çıkarmak istememesi, gizli yaşanması senin için problemse eğer bu ki problem olur herkes için. Herkes yaşadığı ilişki güzel bir ilişki ise, ileriye dönük devamlı bir ilişki ise seni ailesiyle tanıştırması, arkadaşlarıyla tanıştırması kadar normal olan hiçbir şey yok. Eğer seni gizletiyorsa, saklıyorsa herkese burada bir pürüz vardır yani arkadaşım niye gizli saklı olsun her şey? Bunu gösterdi. Şimdi buradaki gelişme Miftah. Miftah nedir? Bu konuya açıklık getirmek, aynı zamanda bu kişiyle alakalı bir gelişmenin olması, ailesiyle ilgili olumlu gelişmeler, belki senin ailesiyle tanıştırma, aranızdaki problemin çözülmesi ve tabii ki onun çabası ama senin desteğine ihtiyacı olan birisi var karşımızda. Bunu da düşün yani, bunu da söyleyeyim. Ve burada bir pişmanlık enerjisi. Aranızda ne kadar kavga tartışma yaşanırsa yine gelişinde bir tartışma olacağını gösteriyor ama buradaki enerji de toy bir karakter ve dediğim gibi aranızda yaşanan bu sıkıntının açıklaması çocukluktan gelen bir travma yine üçüncü kart bak farklı desteler aynı şeyi söylüyor olması sana karşı ileri geri konuşmalar yaptım sana karşı olumsuzluklar yaptım, toy hareketlerde bulundum. Beni affet gibi pişmanlığından bahsediyor. Oysa ki bu ilişkinin bitişini göstermiyor ve burada bir ışık yolu olduğunu gösteriyor. Çünkü gerçekten aranızdaki enerjide hiçbir pürüz, ciddi bir pürüz olmadığını gösteriyor. Sadece bu kişi çıkmazda olan bir enerji gösterdi. Ve burada ışık yolum sensin. Senin enerjini istiyorum. Ben pişmanım yaptığım tatsızlıklardan, aramızda yaşanan durumlardan mütevellit. Ben pişmanım enerjisini gösterdi. Devam edelim. Bakalım burada ne diyor? İnanç. İnancında aslında bilinçaltı düşüncelerinde zamana ihtiyacı olan ve bir şey daha söyleyeceğim. Onu düşündüren ikinci bir taraf aile ve kültür farkınızda olabilir arkadaşlar. Bak bunun olasılığı çok yüksek. Aile ve kültür farkından dolayı da aranızdaki sorumluluk, belki sorumsuzluk, belki dediğim gibi karakter farklılığınız, aile büyüme tarzınızın farklılığı bunu düşündüren yönlerden biri de odur. Ama bunun düşüncesi bu zamanla hallolacak bir şeydir. Yardıma ihtiyacı olan bir enerjiyi gösteriyor. Ve senin de buna destek olman lazım diyor. Hani aranızdaki bu eşitsizliği çözmek için veya ona ayak uydurman için bazı şeyleri fedakarlık yapman gerekiyor yani bunu gösteriyor. Yardım eli, yardıma ihtiyacım var diyor. Senin de bir destekte bulunman lazım veya karakterinizde beğenmediğiniz bir şeyler varsa birbirinizle ilgili karşılıklı yapmanız gerektiğini gösteriyor. Sen bu durumda bunun gelişiyle beraber bunun barış gelişinden bahsediyor. Bak, kupa onlusu. Bu durumla durgun ve dalgınsın. Ne yapacağını bilmiyorsun. Kabul etmeli miyim, etmemeli miyim? Burada dişilden bahsediyorum. Dişil ikilemde kalacak. Yani yardım edeyim mi, etmeyeyim mi? Bir taraftan duygusal olarak bağlı olduğunu gösterir. Bir taraftan da güvensizlik var, korkuları var. Hani bu kişi beni mutlu eder mi, etmez mi gibisinden ikilemde kalma. Ama kesinlikle bitişini göstermiyor. Bak bitiş görmedim burada. Bunu şöyle bırakalım buraya güzel. Enerjisi yansısın bize. Tamam. Bakalım burada ne var? Çok güzel bir mucize bekliyor seni görüyor musun? Özlem. Eskileri hatırlayarak sana özlem duyan, seni hayal eden, sensiz üzgün ve yalnız olan, her zaman seni düşünen bir kişi olduğunu gösteriyor ve buna dayanamayacağını kılıç altılısı harekete geçmeyi gösterdi. Görüyor musun?
harekete geçmeyi gösterdi ve buradaki mantıklı hareket ederek aslında bunun harekete geçmesinin altında yatan enerji duaların kabul olması ve mucize dedi. Çok güzel ya. Gerçekten özlemle gelen, bak, aşkı da gösterdi, özlemi de gösterdi. Özlemle gelen bir enerji ve burada iletişimle yol yapma, harekete geçme, mantıklı hareket ederek bunca çemberin içerisinden çıkarak dualarının kabulüyle, belki de hiç beklemiyorsundur, belki de hiç şey yapmıyorsundur, hani hayal bile etmiyorsun ki bu kişi sana gelir, tekrar aranızda bir beraberlik başlar, aklın hayalin duracak, bir mucizenin gerçekleşeceğini gösteriyor ve bu senin dualarının sayesinde, dualarının kabul oluşu ve kesinlikle sana yol yapması, kılıç altılısı yolu gösteriyor. Özlemine dayanamayarak yapacağı bir yoldan bahsediyor. Çok güzel. Şimdi buna bakalım. Şimdi argo sözlerden sonra, dediğim gibi, bu yol yapmanın üzerine önce bir konuşma da olabilir. Sanki ayrıldıktan sonra tekrar bir iletişim kurmuş olmanız ve sana sert ve soğuk cevaplar vermiş de olabilir. Psikolojik ve fiziksel olarak bu kendisiyle alakalı bir şey. Aslında sana yansıttığı enerjiyle değil de kendi içinde cebelleştiği durumdan mütevellit. Sana soğuk enerji yansıtması veya seni yaralamış olması konuşmalarıyla seni yaralamış olduğunu gösteriyor. Öfke kontrolsüzlüğü olan bir enerjidir. Belki bu böyle de olabilir. İletişim kurarak bir tatsızlık yaşayabilirsiniz. Bu tatsızlığın üzerine sana yol yapabilir. Ama kesinlikle bu ilişkinin bitişini göstermiyor. Berabersiniz. Geri dönüşü var, kurtarırı var, eylem yapması var. Yol kartını gördünüz. Onun üzerine, dediğim gibi, iletişim kurmada bir tartışma yaşayabilirsiniz. Önce bir mesaj veya bir konuşma olabilir. Bunun üzerine bir tartışma yaşanabilir. Ama kesinlikle bu kişinin sana yol yapması ve aranızdaki enerjini düzeltmek için çaba göstereceğini gösteriyor. Şimdi eşit dedik olsun diye öbürü desteğe baktım. Buna da bakacağım. Ne olacak bunun sonu? Ona bakacağız. Bir 7 kart çekeceğim. Sonuç ne olacak? Bu kart kendini attı. Sonuç araba. Araba yeniliğin kartıdır. Harekete geçme ve yenilik yapma. Yol yapma. Sana karşı bir yeni enerji yansıtmanın kartıdır. Bunu gösterdi. Yengeç'in kartıdır bu, ama genele baktığımızda yol yapma kartıdır. Yol. Yine yol. Bak, demin de yolu gösterdi. Kılıç altılısı yol yapma. Kararlı olduğunu gösteriyor. Yine yol. 4. Çok yalnız kalmış. Psikolojik olarak gergin. Seni çaresiz bırakmış. Üzmüş. Bak, görüyor musun? Çok üzülmüş olan bir enerjiyi gösteriyor. Hani senden uzaklaştı gitti, keyfi yerinde, keyfi gıcır diye bir şey görmüyorum. Gerçekten de burada dişili de yaralamış olabilir. Belki de sana karşı haksızlık yapması, artık bitti gitti, bundan sonra bu tartışmadan, bu saygısızlıktan sonra bu bana dönmez enerjisi de olabilir. 7 kart, 2, 4, 5, 6, 7. Görüyorsunuz değil mi güzelliği? Kupa üçlüsü, kupa altılısı kesinlikle barış ve bir kutlama enerjisini gösterdi. Artık bunun üzerine kart çekilmez. Ama gerçekten senin canını çok yakmış olan bir kişiyi gösteriyor. Hatta buradaki kılıç ondusu, sen beni sırtımdan bıçakladın gittin enerjisi de olabilir. Yalnız bıraktın beni, ne durumda bıraktın gittin ki sen? Onun için geleceğini düşünmüyorsun sen onun. Bu da olabilir, ama kesinlikle kupa üçlüsüyle kupa altılısı konuyu kapattı. Barışacağınızı gösterdi. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun canlarım benim. Hayırlı ise geri dönsün ki hayırlı olduğunu gösteriyor. Seviyorum sizleri. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.